bölge nüfusun neredeyse %16'sı 17'si toplam nüfusun %16'sı 17'si 13,5 milyon civarında bir topladığınızda bölgeyi, hatta daha fazlasını aslında Kayseri filan da çok konuşulmuyor tabii ama oralarda da insanlar içeriye giremediler. Oralarda da etkilendiler. Oralarda da üretim düşüşleri oldu. Yani Kayseri dediğim bugün Adana'nın üstü. Ya da diğer çevre illerde de etkilenenler oldu. Elazığ'da yani, etkilendi tekrar. Tabii ki etkilendi. Orada da bina çöktüğünü de gördük. Yani %10'u civarında da gayri safi yurt içi hasılada bir payı da olduğu sanayide daha anlaşılıyor. Yüksek. Sanayide daha yüksek çünkü önemli bir sanayi bölgesi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana keza öyle. Ya sanayi tesisleriyle ilgili konuştuğumuz zaman konutlar kadar yoğun etkilenmediklerini, etkilenmişler yani etkilenmediler değil ama konutlar kadar yoğun etkilenmedikleri anlaşılıyor. Belki çok da uzun olmayan süreler içerisinde tekrar faaliyete geçirilebilirler. Hakikaten Türkiye'nin böyle bir yeteneği de var. Yani bir rebound yeteneği diyelim bu. Yani hızla bir kriz yaşasa da o krizden çıkma noktasında becerikli, yani olumsuzu kötü daha iyi yönetme yönünde bir şeyi var. Yeteneği var diyelim ama insanlar tabii çalışacak insan bulmak, o insanların işlerini devam ettirebilmeleri bu psikolojiyle o kadar kolay değil. O enkazların kalması yani her durumda ciddi bir kayıpla karşı karşıya kalacağız. Belli bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağımız çok net. Yani yüksek bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağımız çok net. Ama yine ben sana o noktada katılıyorum. Dünyayla da birlikte bu sorunun üstesinden gelir Türkiye. Yani o noktada da umudum yüksek. Ama çok insan kaybettik. Olmaması gereken bir noktaydı. Belki bugün istersen o ekonomi tarafını önümüzdeki haftalarda da yine konuşuruz. Daha üzerine konuşacağız. Belki tedbirleri de bölge iş dünyasının, bölge insanının taleplerini de dile getirmek bu anlamda doğru olabilir. Onlara da kulak da kabartmak lazım. Onlar ne istiyor? Onu daha fazla dinlemek lazım belki.